Bir rahmet ve mağfiret ayına daha sağlık ve sıhhatle ulaştıran Yüce Mevla'ya şükürler olsun. Bu mübarek ayın rahmeti ve bereketi üzerinize ve üzerimize olsun. Bu dönem 5 farklı bölgede ilçe teşkilat mensuplarımızla esnaf soframızda bir araya geldik. Bugün de burada Konya Merkez, Hadim, Bozkır, Güney Sınır ve Çumra ilçelerimizin katılımıyla 6. esnaf soframızda birlikteyiz. Saygıdeğer konuklar, 900 yıl önce bu topraklarda temeli atılmış olan ahilik teşkilatımız, savaş zamanında cenk ederek en ön safta yerini almış, barış zamanında esnaf ve sanatkarlığını sergileyerek milletinin ihtiyaçlarını her daim ahilik edebiyle gidermiştir. Günümüzde de esnaf ve sanatkarlarımız en zor dönemlerde vatanının ve milletinin birliği ve beraberliği için temel unsur olmuştur. Özellikle pandemi döneminde milletinin sağlığı için kapanan ve kısıtlanan ahilerimiz yine en ön safta bu sefer ekonomik olarak cenk etmişlerdir. Bu vesileyle esnaf ve sanatkarlarımıza şükranlarımı sunuyor.
Bir büyük alkışı da sizlerden istirham ediyorum. Ve bu dönemin her aşamasında yanımızda yer alan, iş ve işleyişlerimizi kolaylaştıran 7/24 saat mefhumu olmadan gece 2'de, 3'te, 4'te dertleştiğimiz ve bize yol gösteren Sayın Valimiz Vahdettin Özkan Beyefendi'ye, çok değerli komisyon başkanlarımıza, genel başkan yardımcımıza, Büyükşehir Belediye'mize özellikle teşekkür ediyoruz, ilçe belediyelerimize, il müdürlerimize ve daire başkanlarımıza teşekkürlerimi arz ediyorum. Saygıdeğer misafirler, Konya üreten bir şehirdir. Esnafımızla, sanatkarımızla, çiftçimizle, sanayicimizle. Konya birliğini, beraberliğini ispatlamış bir şehirdir. Bugün bu salondaki tablosuyla. Esnafın sofrasına katılarak şerefler bahşeden çok kıymetli Konya'mızın yöneticilerine, misafirlerimize, basınımıza saygılarımı sunuyorum. Çok kıymetli dava arkadaşlarım. Derdi olmayanın sevdası olmaz. Derdi esnaf ve sanatkarımız, sevdası memleket olan her bir oda başkanımıza, yönetim ve denetim kurulu üyelerimize, genel sekreterlerimize, çalışan kardeşlerimize göstermiş oldukları özverili çalışmalar ve katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz daim, gecemiz ve soframız bereketli olsun, afiyet olsun. Sayın Muharrem Karabacak Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz ve şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Sayın Mustafa Uzbaş Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliğimizin çok kıymetli başkanı, temsilcileri ve üyeleri. Hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Mübarek Ramazan'ın güzel bir akşamında oldukça anlamlı bir vesileyle sizlerle birlikteyiz. İyilik, kardeşlik, dayanışma, birlik ve beraberlik ayı için Ramazan-ı Şerif'in mübarek günlerinin neredeyse yarısını geride bıraktık. Hamdolsun bu yıl tıpkı pandemiden önceki yıllarda olduğu gibi Konya'mızda ve ülkemizin dört bir yanında Ramazan'ı coşku ve güzellikle yaşıyoruz. Yüce Rabbim bu bereketli günlerin ardından Ramazan bayramına hayırla ve sağlıkla kavuşmayı nasip etsin. Değerli konuklar, üretimin ve ticaretin başkenti Konya'mız oldukça yüksek potansiyele sahip güçlü bir Anadolu şehri. Bizler Konya Büyükşehir Belediyesi olarak şehrimizdeki tüm paydaşlarla, çiftçimizle, sanayicimizle, ihracatçımızla ve esnaf odalarımızla şehrimizin sahip olduğu bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirebilmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Özellikle Konya esnafımızın kalkınması ve ticari faaliyetlerini en iyi şekilde sürdürülebilmesi, Konya modeli belediyecilik anlayışımızın öncelikleri arasına yerleştirdik ve hiçbir zorlu zamanda esnafımızı yalnız bırakmadık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da esnafımızla dayanışma içinde olmaya, her türlü desteği sağlamaya devam edeceğiz. Bu düşüncelerle sözlerime son verirken bizleri böyle güzel bir akşamda bir araya getiren Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği'mize, Birlik Başkanımız Sayın Muharrem Karabacak ve yönetimine teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yönetimleri, değerli Konyalı hemşehrilerim, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Ramazanınız mübarek olsun inşallah. Değerli dostlar, uzun zamandır böyle kalabalık sofralarda bir arada bulunmuyorduk. 2 yıldır biliyorsunuz pandemi nedeniyle herkes evine kapanmıştı. Bugünlerimizi gösteren Allah'a da hamdolsun. İnşallah o kötü günler gitsin, bir daha da gelmesin. Ben öncelikle Muharrem Bey'e böyle bir davette bizleri bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Sağ olun başkanım. Çok teşekkürler. Ben de özlemiştim. Herkesi özledim. Böyle bakıyorum kimler var kimler yok diye değerli başkanım. Ama bir taraftan da bizler burada yemek yerken dünyanın birçok yerinde özellikle Müslümanların eziyet içinde olduklarını da biliyoruz. Dün bir haber okudum. Etkilendim. Hem gurur duydum hem üzüldüm. Güney Amerika ülkelerinden birinde Müslümanların bulunduğu bazı bölgelerde çok zor şartlarda yaşayan Müslüman kardeşlerimiz var. Bizim TİKA, Kızılay onlara gıda yardımında bulunmuşlar. Tabii ki bunun mutluluğunu, gururunu yaşadım ama bir taraftan da gerçekten dünyanın birçok yerinde
iftarını dahi açamayacak durumda olan insanlarımız var, Müslümanlarımız var. Allah herkesi selamete çıkarsın inşallah. Öncelikle biliyoruz ki son zamanlarda pandemiyle birlikte dünyada çok farklı gelişmeler oldu. An be an yaşananları sizler de izliyorsunuz. Ama Türkiye pandemi sürecinde ekonomisini büyüten bir ülke oldu. Tabii pandeminin çok negatif etkileri de oldu. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Sayın Cumhurbaşkanımız dün biliyorsunuz esnaf ve sanatkarlarımızla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi. Onlarla iftarını beraber açtı ve orada esnafımıza çeşitli müjdeleri oldu. İnşallah bunlar yakın sürede hayata geçecek. Dediğimiz gibi dünya böyle bir süreçten geçiyor. Türkiye'de böyle bir süreçten geçiyor ama devlet her türlü tedbiriyle esnafının, memurunun, vatandaşının ve çiftçisinin yanında bu günleri de atlatacağız ve inşallah ileriye çok daha güzel günlere hep beraber erişeceğiz. Ben hepinize şimdiden bayramınızı da kutlamak istiyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Sağ olun, var olun, saygılar sunuyorum. Sayın Ayşe Türkmenoğlu hanımefendiye çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Konya Milletvekili Sayın Ziya Altınyıldız Beyefendi'yi davet ediyorum. Sayın Valim, AK Parti İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız, değerli milletvekilimiz, kıymetli milletvekillerim, bugün bizleri yapmış olduğu bu güzel organizasyonla bir araya getiren çok değerli birlik başkanımız, kıymetli hemşerimiz, Türkiye'nin sosyal hayatının mimarı, ekonomik hayatının aslında emini ve taşıyıcısı, toplumun geçmişinin mirasçısı, geleceğinin banisi olan kıymetli, fedakar, değerli esnaf kardeşlerim, kıymetli oda başkanlarımız, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Ramazanınız mübarek olsun. İftar vakti, uzun konuşmamak gerekiyor. Bir hepimizin bildiği meşhur Sultan Mehmet'in hikayesini paylaşmak istiyorum bir kez daha. Çünkü esnafın sofrasında olmak, esnafı onların topluma kattıklarını, mahallenin eminini, toplumun güvencesini hissetmek gerçekten bugün bizler için çok büyük bir mutluluk vesilesi oldu. Allah hepinizin işini gücünü hayırlı etsin, kazancınızı bol etsin ve inşallah ülkemizin geleceğini sizlerle daha müreffeh kılsın değerli kardeşlerim. Değerli kardeşlerim, hepinizin bildiği gibi Sultan Mehmet Edirne'de alışverişe çıkıyor ve girmiş olduğu esnafta alışveriş yapmak isterken henüz siftahı olmayan bir başka karşı, yani yolun karşısındaki esnafa yönlendirildiğini görüyor. Ben siftahımı yaptım, karşıdaki esnaf kardeşim henüz yapmadı. Bunun üzerine sizlerin de bildiğiniz gibi Sultan Mehmet diyor ki, arkamda böyle bir esnaf varken, böyle bir halk varken, böyle bir millet varken değil İstanbul'u, tüm dünyayı fethederim diyor. Biz de öyle diyoruz değerli kardeşlerim. Arkamızda sizler gibi ülkesini seven, fedakar, cefakar, gerektiği zaman
toplumu ve geleceği için her türlü fedakarlığı göze alan esnaf kardeşlerimiz olduğu sürece ülkemizin geleceği daha aydınlık, daha müreffeh ve daha zengin olacak inşallah. Hepinizi bir kez daha sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Ramazanınız mübarek olsun inşallah. Sayın Ziya Altunyaldız'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Sayın Leyla Şahin Usta hanımefendiyi kürsüye davet ediyorum. Bir selamlama yapmamızı söyleyince artık mecburen kürsüye çıktık. Bizi bu akşam burada buluşturan Birlik Başkanımıza ve şu anda birlikte olduğumuz tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Konya'mız son 20 yılda biliyorsunuz çok büyük bir gelişim gösterdi. Dünya şehirleriyle yarışır bir hale geldi. Yollar, köprüler, yeşil alanlar, spor tesisleri, restorasyonlar, konutlar, ticari alanlar, sanayi derken hamdolsun Konya'mız bugün parmakla gösterilen bir şehir konumunda. Bu gelişimde tabii esnaf ve sanatkar arkadaşlarımızın çok büyük payı var. Uzun yıllar burada bulunan dostlarımızla birlikte şehrimize hizmet ettik. Hizmet dönemimizde her zaman esnaf kardeşlerimizle işbirliği içinde olduk. Şu anda da belediyelerimiz aynı şekilde yola devam ediyorlar. Fakat son 2 yılda özellikle pandemi döneminde bir kopukluk yaşandı. Şimdi bu tabloyu görünce Cenab-ı Hakk'a hamd etmemek mümkün değil. Çünkü 2 yıl aradan sonra 2 Ramazan-ı Şerif'te buluşamadık. O dönemden sonra şimdi bir aradayız. Cenab-ı Hak beterinden korusun. Cenab-ı Hak sağlık, sıhhat, afiyetten cümlemizi daim etsin. Tabii bu arada kaybettiğimiz dostlarımız da oldu. Bazı esnaf arkadaşlarımız, benim de yakın dostum olan bazı eski oda başkanlarımızdan da kaybettiklerimiz oldu. Onları da rahmetle anıyoruz. Cenab-ı Hak nice mübarek günlerde, gecelerde, aylarda bizleri tekrar tekrar buluştursun diyor. Gecenizin mübarek olmasını diliyor. Hepinize tekrar teşekkür ediyor. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah hepinizden razı olsun. Evet, Sayın Tahir Akürek Beyefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Şimdi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Sayın Leyla Şahin Usta hanımefendiyi kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, kıymetli milletvekillerimiz, bu akşam bu sofrada bizleri buluşturan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanımız, kıymetli misafirler, hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bu iftar sofralarını, gönül sofralarını özlemiştik. Çok şükür, elhamdülillah bu Ramazan Rabbim bize bu nimeti tekrar yaşattı. Hamd senalar ediyoruz. Konya'nın gelişiminde en büyük katkıyı veren esnaflarımızla yakinen bizimle temasının olmasını sağlayan Muharrem Başkanımıza öncelikle hepinizin huzurunda hem tebrik etmek hem de teşekkür etmek istiyorum. Neden derseniz, Ankara'da işlerin nasıl yürümesi gerektiği, esnafın taleplerinin ne olabileceği, sıkıntısının ne olabileceği noktasında her daim sizlerin yanında olarak bizlere en ufak ayrıntıyı bile atlamadan sunan ve bunların yapılması için çabalayan bir başkanımız olduğu için Konya'yı şanslı buluyorum. Derdi
Konya'ya hizmet etmek, ülkesine, vatanına hizmet etmek olan insanların birlik ve beraberliğiyle çok daha güçlü olduğumuzun farkındayız. Evet, Konya'yı Konya yapan esnaflarımızla bir aradayız. Sizlerin sofrasında olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Allah hepinizin kazançlarını bereketli kılsın. Helal kazanç ile beslenmeyi, helal kazanç ile ayakta durmayı, helal kazanç ile geçimimizi sağlamayı Rabbim bizlere nasip etsin. Dünyanın belki de en önemli meselelerinden ve konularından birisi olan ekonomiyle birlikte sizlerin de bir takım sıkıntılar yaşadığınızın farkındayız. Ama biz hiçbir zaman fırsatçılık yapmadık. Fırsatçılık yapanlara da müsaade etmedik. Bunu sadece bir takım emniyet güçleriyle veya denetlemelerle yapmak mümkün değil. Bunu sizler esnaflarımız olarak kendiniz yapıyorsunuz. Helal ve haram noktasında hassas davranarak, teraziyi hassas tutarak aslında en büyük gücü, ekonomik desteği bizlere veren sizlersiniz. Bu noktada Konya'yla, Konya esnafımızla gurur duyuyoruz, hamd senalar ediyoruz. Bizim bu bilincimiz ve bu şuurumuzla inşallah önümüzdeki süreçte yaşadığımız bütün dünyada yaşanan bütün sıkıntıları el birliğiyle atlatacağımızdan hiç kimsenin endişesi olmasın. Evet, Konya'ya pek çok yatırımlar yapıldı. Bu yatırımlarda emeği olan herkese şükranlarımızı sunuyoruz. İş sadece yatırım yapmak değil, sürdürülebilir bir hayatı, sürdürülebilir bir ekonomiyi ve insana, çevreye, toprağa, suya, havaya zarar vermeden üretim yapabilmeyi becerebilmek tabii ki. Bu noktada da sizlerin desteğine çok ihtiyacımız var. Dünyanın geleceği noktasında en büyük problemlerin enerji sıkıntısı olduğunu hepimiz farkındayız. Ve bize düşen görev enerji noktasında kendi kendimize yetebilen bir ülke olabilmek. Sadece sanayide ve tarımda değil, enerjide de büyük atılımlar yaparak ülkemizin geleceğini, 2023-2053 hedeflerimizi tutturmayı hedefliyoruz. Tabii bunları yaparken insana hizmet etmeyi önceliğimizi unutmamalıyız. Bugün maalesef Filistin'de yine İsrail işgal güçlerinin biri çocuk 7 insanı katlettiği haberiyle uyandık. Hem de Mescid-i Aksa'da. Mübarek Ramazan ayında bunu yapan, bu zulmü reva gören Müslümanlara, bu işgalci güce sesini çıkartmayan, dünyaya sadece sesini çıkaran bir Türkiye var. Bunu unutmamak lazım. Bugün biz güven içerisinde, huzur içerisinde, inancımızla, kimliğimizle Müslüman olarak yaşamayı, güven içerisinde yaşamayı sürdürebiliyorsak şunu unutmamak lazım. Yeri geldiğinde bütün dünyaya meydan okumayı bilen liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sayesinde bu kadar güçlü ve başarılı bir Türkiye var. İnşallah sizlerden de beklentimiz ve arzumuz bizleri bu sofralarınızda ağırladığınız gibi, misafir ettiğiniz gibi her daim gönlünüzü bize açmanız, her daim birlik ve beraberlik içerisinde önümüze bakarak önümüzdeki hedeflerimize yürümemiz için bize güç vermeniz, bize destek vermeniz. Biz de gerek Konya'nın, gerekse ülkemizin her türlü meselesiyle ilgili elimizden gelen sorumluluklarımızı bilerek yerine getirmek için çaba içerisinde olacağız. Tekrar bu akşam sizleri bizlerle buluşturan, bu mübarek cuma akşamında bu sofrada amin diyeceğimiz, inşallah hep birlikte gönlümüzü buluşturacağımız bu sofrada emeği geçen, yemeğimizi pişiren kardeşlerimizden, servis yapan kardeşlerimizden ve bu organizasyonu yapan başkanımıza kadar herkese şükranlarımızı sunuyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. İnşallah Rabbim sağlıkla, sıhhatle Ramazan'ı tamamlamayı ve bayrama da kavuşmayı nasip etsin diyerek hepinizi saygıyla, sevgiyle, hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Sayın Leyla Şahin, Usta Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyoruz ve son olarak konuşmalarını yapmak üzere Konya Valimiz Sayın Bahtettin Özkan Beyefendi'yi kürsüye davet ediyorum. Değerli ilimizin milletvekilleri, değerli mesai arkadaşlarım, esnaflarımız, eşraflarımız, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Gerçekten böylesine bir günde bütün şehri kenetleyen esnafımız, eşrafımız alın teriyle rızkının peşinde koşarken biraz önceki konuşmalarda da ifade edildiği gibi aynı zamanda medeniyetimizin ve kültürümüzün taşıyıcısı olan aktörlerle beraber olmaktan büyük bir manevi zevk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Muharrem Başkan demek esnafların hepsinin teveccühüne mazhar olmuş. Aynı zamanda
ilimizin üzerinde ittifak etti. Gerçekten biraz önce de ifade edildiği gibi esnafımızın bir sorunu olduğu zaman koşarak hepimize getiren ve bunu bize milletvekillerimizle de paylaşıldığı zaman esnafın sorunu denilince bütün milletvekillerimizin Ankara'dan bütün bakanlıklar nezdinde özellikle koşturarak bir şehrin tesadüfü, dayanışması ve bunun ortasında da esnafı görmek önemli ve anlamlı bir şey olsa gerek. Keza belediyelerimizin, Büyükşehir Belediyesi olsun, ilçe belediyeleri olsun esnafımızla beraber esnafımızın önünü açacak, esnafımızın faaliyetlerine yardımcı olma noktasındaki çalışmaların takdirle yad ediyoruz. İlim valisi olarak hem belediyelerimize hem milletvekillerimize esnaf, eşrafımız ve satın alma gücü düşük olan özellikle dar gelirli esnaflarımızın, çiftçilerimizin yanındaki bu dayanışmadan büyük bir memnuniyetin olduğunu ifade etmek istiyoruz ve bir örneklik teşkil ettiğini ifade etmek istiyorum. Diğer illere göre, diğer şehirlerimize göre esnafa yönelik bu teveccühün baki olmasını ben de temenni ediyorum. Gelecek nesillerimizin bu medeniyetimizi alabilmeleri esnafın sayesinde biraz önce de ifade ettiğim gibi esnafımızın da kendi aramızdaki bu dayanışması çok kıymetli. Şehrimizin maddi olarak kalkınması önemli ama manevi olarak da bu medeniyetin sürdürülebilirliği aslında bir güvence mekanizmasıdır elbette ki esnafımız. Bugün küresel olarak dünyayla rekabet içinde olan bir Konya ekonomisinde artık bahsediliyorsa bu başarıyı yazan sanayiciler de esasen her birisi bizim esnaflarımızın çocuklarıdır. Bunu da unutmamak gerekiyor. Bu esnafımızın işlerinin kolaylaştırması yönünde bu toplumsal dayanışmayla beraber kamu kurumları, belediyelerimizin şehrimizde bu tesadüfü örnek bir örnekliktir diyorum. Ben tekrar hepinize afiyet olsun diyorum, saygılar sunuyorum.